Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Mayıs 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, 2024'ün en özel ve güçlü aylarından biri Mayıs başlıyor. Kuşkusuz sizin için de çok ilginç gelişmeler söz konusu olabilir. Boğa burcunda önemli bir gezegen stelyumu geçişi var ki her zaman rastlanmayacak kadar güçlü gezegen pozisyonları bunlar. Güneş ayın 20'sine kadar zaten Boğa burcunda ilerliyor olacak. Enerjimizi yöneten Mars ay boyunca Koç burcunda, ikinci evinizde olacak. Merkür artık Koç burcunda ileri hareketti. 15'ine kadar Koç'ta, 15'inden sonra Boğa burcuna geçecek. Nisan ayında Merkür retrosu biraz parasal konularda sıkıntılar yaratmış olabilir. Mars ay boyunca Koç burcunda olduğu için bu ay enerjinizi para kazanma konularına daha fazla odaklıyorsunuz ama geciken konular biraz hızlanacak artık. Yani planladığınız işleri hayata geçirebilirsiniz. İş konuları, ticari konularda, para konularında kazanmak için daha fazla çaba harcarken biraz harcamalar da artabilir. Hani evet kazanıyorsunuz ama harcıyorsunuz da aynı zamanda. Hani böyle bir para girişin çıkışın hızlı olduğu bir aydayız. Boğa burcunda önemli gezegen geçişleri var dedik ve 8 Mayıs'ta 18 derece Boğa burcunda bir yeni ay var. Üçüncü evinizde. Bu sizin için hani bir girişim, bir anlaşma, ticari bir aktivite, eğitimle ilgili bir girişim söz konusu olabilir ve bu ay çok fazla seyahat edebilirsiniz. Kısa da olabilir buna şehir içi hareketlilikler, görüşmeler, randevular, ziyaretler çok fazla. Haber ve iletişim trafiği çok fazla. İşiniz özellikle eğitimle ilgili ise bu ay çok aktif olabilirsiniz. Seyahatlerle ilgili ise yine çok aktif olabilirsiniz. Yakın çevrenizle de ilişkilerin öne çıktığı bir ay. Özellikle kardeşlerle ilgili konular, işte komşularla ilgili konular, akrabalarla ilgili işler. Yine bu ay çok meşgul edebilir sizi. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 18 derece ve yakınlarındaysa ve sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bu yeni ay sizin için çok daha etkili olabilir, öne çıkabilir. 13 Mayıs Güneş-Uranüs kavuşumu var. Hiç planda olmayan bir seyahate çıkabilirsiniz. Ya da kardeşlerle ilgili heyecan verici bir gelişme olabilir. 18 Mayıs Güneş-Jüpiter üçgeni şanslı bir açıdır. 17 Mayıs, 18 Mayıs, 19 Mayıs bu etkileri güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Bir fırsat gelebilir. Kardeşlerle ilgili mutluluk veren bir gelişme olabilir. Yine komşu ilişkilerinizin de bu ay çok destekleyici olacağını söyleyebilirim. Hani gruplarla ilişkiler böyle yakın çevrenizdeki kişilerle olan bağlantılar çok size destek verebilir. Kendinizi bu anlamda mutlu, huzurlu hissedebilirsiniz. Yine Venüs-Uranüs kavuşumu var. Biraz fırsatlar yakın çevreden geliyor. Yani bir komşunuzla ilgili alanda böyle ilginç bir teklif karşınıza çıkabilir. Biraz gönül ilişkileriyle de ilgili olabilir bunlar. Yani heyecanlı karşılaşmalar, böyle ani teklifler özellikle yakınlarınızdaki kişilerden gelebilir ya da yakınlarınızın aracılık ettiği tanıştırmalar falan hani söz konusu olabilir. Bunlar da mümkün görünüyor. Üstelik Satürn'leşmeler böyle ani teklifler özellikle yakınlarınızdaki kişilerden gelebilir ya da yakınlarınızın aracılık ettiği tanıştırmalar falan hani söz konusu olabilir. Bunlar da mümkün görünüyor. Üstelik Satürn burcunuzda biliyorsunuz bu uzun süreli bir etki ama bu ay Boğa burcundaki yeni ayla ve Boğa burcundaki gezegenlerle de olumlu bir açıda olduğu için genel itibariyle aslında olup bitenler daha uzun vadede sizin için istikrarlı ve güven verici kararları, adımları da destekliyor hayatınızda. Yani güvenebileceğiniz gelişmeler olabilir ve bunlar biraz daha böyle uzun vadeli hayatınızda temel oluşturacak, hayatınızda yeni düzenleri kurmak için de sizi destekleyen gelişmeler, fırsatlar şeklinde hayatınıza girebilir. 20 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçecek artık. 23 Mayıs'ta 2 derece Yay Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Değişken bir burçta olan bu Dolunay kariyer evinizi aydınlatıyor sevgili balıklar. Üstelik Kova burcundaki Plüto ile de güzel bir açısı var. Bu kariyerinizde bir hedefinize ulaşmanız, bir başarı elde etmeniz için aslında önemli bir Dolunay. Hani uzun süredir harcadığınız bir emeğin karşılığını alabilir, hazırlıklarını tamamladığınız bir işi, bir projeyi hani artık görünür hale getirebilir, dikkat çekebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 2 derece ve yakınlarındaysa 0 ile 5 derece arası aslında etkiyi daha güçlü alacaktır. Bu dolunay sizin için kariyer,
iş konularında önemli görünüyor. Tabii ki toplumdaki statünüz de etkileyebilir bu durum. Biraz hani yurt dışı konuları, uluslararası işler, yabancılarla yapılacak işler, işte ticaret, lojistik, medya, internet üzerinde yapılacak işler, dijital platformlarda yapılacak işler, girişimler, teknolojiyle ilgili işler veya yatırımlar konusunda da daha fazla sizi destekleyebilir. Bu dolunay. Dolunay sırasında yine Venüs ve Jüpiter'in kavuşumu var. Zaten bu dolunayı takip eden günlerde hem Venüs hem Jüpiter İkizler Burcu'ndaki yolculuğuna başlayacak artık. Ayın son günlerinde İkizler Burcu'nda Venüs'ü, Jüpiter'i, Güneş'i görüyoruz ve Kova Burcu'ndaki Plüto'yla da güzel bir üçgen açısı olacak. Dördüncü evinizde bir kalabalık var ama güzel etkiler var. Yani kendinizi huzurlu hissedebileceğiniz enerjiler oluşmaya başlıyor. Özellikle ayın 25'inden sonra bu etkiyi daha güçlü hissedebilirsiniz. İşte aileyle ilgili bir sorununuz varsa bunu çözebilir. Hani aile içi ilişkilerden maddi manevi destekler alabilirsiniz. Evde daha huzurlu, mutlu olabilirsiniz. Özellikle ev gibi hani emlak işi, bir şeyi almak, satmak, taşınmak gibi bir konunuz varsa burada güzel fırsatlar da bakın ayın son günlerinde karşınıza çıkabilir ki bunlar Haziran ayında da devam edebilir. Jüpiter uzun süreli bir etki. 2025 Haziran'ına kadar kalacak İkizler Burcu'nda. Dolayısıyla ev yuva alanlarında, işte yuva kurmak, ev almak, aile olmak ve benzeri alanlarda önümüzdeki bir yıl size çok özel fırsatlar zaman zaman verebilir sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Gibi hani emlak işi, bir şeyi almak, satmak, taşınmak gibi bir konunuz varsa burada güzel fırsatlar da bakın ayın son günlerinde karşınıza çıkabilir ki bunlar Haziran ayında da devam edebilir. Jüpiter uzun süreli bir etki. 2025 Haziran'ına kadar kalacak İkizler Burcu'nda. Dolayısıyla ev yuva alanlarında, işte yuva kurmak, ev almak, aile olmak ve benzeri alanlarda önümüzdeki bir yıl size çok özel fırsatlar zaman zaman verebilir sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.